meniskus hasarı var. Hem dejenerasyon hem de horizontal belirtim var. Biz kökü püre tedavisi planlıyoruz. Hastamızın yaşı gereği herhangi sekonder bir hastalığı yok. Hastamızın lokal anestezini yaptıktan sonra yağımızı eritecek sıvı solüsyonu göbek bölgesine verdik. Birazdan aynı bölgeden hipoaspirasyon işlemiyle yağımızı alacağız. Yağımızı aldıktan sonra filtrasyon işlemine tabi tutacağız. Yağımızı saflaştırıp elde ettiğimiz normal vasküler fraksiyonu her iki diz için enjekte edeceğiz. Böylelikle hasar görmüş ve meniskus doklarını tamirini yapmaya çalışacağız. Tabi bana söz verdi, kilo verecek. Kilo verip bacağımızı güçlendirecek. Bu işlemin tamamını lokal anesteziyle yapıyoruz. Hastamızın ağrı hissetmemesini sağlıyoruz. Birazdan dizler içinde lokal anestezisini sağladıktan sonra hazırlanan dokuyu, hazırlanan sıvı preparatımızı eklem içerisine enjekte edeceğiz. İnşallah hastamızın istediği şekilde faydalı olacak ve bacak kaslarını da güçlendireceğimiz. Bu arada tabii ki rehabilitasyon programı devam edecek. Bacak kaslarını güçlendirecek. Böyle egzersizler yapacağız. Günlük yaşam aktivitelerimize dikkat edeceğiz. Amacımız ileride menisküs nedeniyle ameliyat olmamak ya da kıkırdak hasarına uğramamak. Hocam en çok sorulan sorulardan bir tanesi, işlem sırasında hasta herhangi bir acı hissediyor mu, ağrı hissediyor mu? Herhangi bir ağrı hissettiniz mi şu ana kadar? Yok. Hastalarımızın ağrı hissetmemesi için öncelikle lokal bölgede çok ince bir anestezi sağlıyoruz. Böylelikle hastalarımızı anestezinin riskinden koruyoruz. Olayın ameliyathanede olmasının sebebi genel anlamda yağın bir liposuction olması. Ayrıca aspirasyon esnasında enfeksiyon olması diye elimizdeki en steril ortamı kullanıyoruz. Yağın hazırlanış esnasında da tekrardan kapalı bir doku içerisine gireceği için enfeksiyondan tamamen uzak olmasını istiyoruz. Yavaş yavaş yağımız gevşemeye başladı. Bu bölge içerisinde enjeksiyonumuzu yapmaya çalışacağız. Hastamızı aynı gün taburcu ediyoruz birkaç saat dinlendirdikten sonra. Uygun birkaç ilacımız oluyor. Enfeksiyon riskine karşı 3-4 gün bir antibiyotik kullandırıyoruz. Göbek bölgesinde küçük bir korseleme yapıyoruz. Diğer dokularında birlikte bir arada dursun, bir sakın meydana gelmesin diye. Bir hafta sonra da rutin kontrollerimizi yapıp hastamızı hayatına gönderiyoruz.